Hocam cildindeki lezyonlar bütün vücuda yayılmış. Yağlı bir sızıntı yapıyor. Birkaç güne kalmaz septik olur. Dermatit yüzünden ölüyor. Hocam. Emre nerede? O poliklinikte çalışıyor. Yok yok, ben değiştirdim takvimleri. Vaka var diye. Evet, evet ama o işte bir daha değiştirmiş hocam. Hocam, sağlığımıza dikkat ediyoruz galiba. Ha? Oh, ne bu? Brokoli, harika. Hadi gidip bulalım sizin şu ufaklığı, ha? Harikaymış. Evet amcacığım, buyurun. Nedir şikayetiniz, sizi dinliyorum. Çok karnım ağrıyor. Özellikle yemeklerden sonra. Ne zamandan beri? Bilmiyorum ki oğlum. Bayağıdır. Anladım. Siz şöyle uzanın, bir muayene edelim. Hocam, beni çağırmışsın. Hayır hocam, size ihtiyacım yok. Allah Allah, ne bu ego canım? Herkesin arada sırada yardıma ihtiyacı olabilir. Konsültasyona geldim. Yeni lezyonlar var. Daha büyük, daha çirkin. Ne sebep olabilir buna? Benim karnım ağrıyor sadece. Peki ya vücudu şarbona saldırırken kendine de saldırmaya başladıysa? Şarban mı? Şarban nedir? Amcacığım bir saniye, bir saniye. Otoimmün. Bu kadar agresif ilerlemezdi. Çok olası değil ama imkansız da değil. 13 yaşındaki bir çocuk tamam. 13 mü? Benimle ilgili değil, değil mi? Değil. Halil'in babası dün internette leşmanya ve filari yazısı bulmuştu. O zaman uyumuyordu ama şimdi uyuyor gibi. Yalnız nodülleri açıklamıyor. Bir de biz Kalküte Araştırma Hastanesi'nde değiliz. Nörofibromatozis. Sence sorun nörolojik mi? Otoimmün olduğunu düşünmenin tek sebebi cerrahi dışında reumatoloji ihtisası da yapma. Proktolog olsam bağırsak kanseri diyecektim. Vallahi ben bu konuda Büyük Acar'ın yanında yer alacağım. Çünkü adam bu işin kitabını yazdı be. Otoimmün çok geniş bir kavram. Sklerodermadan Churg Strauss'a kadar birçok şey olabilir. Her türlü şişliği indirmek için kortizon başlamamız lazım. 100 miligram siklofosfamid birçok otoimmün hastalığı tedavi eder. Hadi. Gözünden yağ damlamaya başlamadan ilacı vermeye başlayın. Hadi. Doktor, nereye gidiyorsun? Benim karnımın ağrısı ne olacak? Kemer, kemer. Amcacığım, kemer. Çok evet, sıkı. Gevşetelim. Geçmiş olsun. Hocam, biraz konuşabilir miyiz? Buyursunlar Küçük Acar. Benimle akıl oyunu oynuyorsunuz. Babanla olan ilişkin işini yapmana engel oluyor. Evet, çünkü o adamı işimin bir parçası haline getirdiniz. İyi, ne güzel. Kaç zamandır görmemişsin adamı. Yapmasa mıydım? Yapmasaydınız. Neden burada olduğunu sordun mu? Büyük ihtimalle bir konferans için gelmiştir. Tabii canım, konferans için gelmiştir. Adam 24 saat burnunun dibinde ve... Konunun benimle bir ilgisi yok. Onun derdi vaka. Vaka. Aslında bunu seni manipüle ederek yapmayı istiyordum ama... madem konuşmak istiyorsun... Ne? Konuş hadi. Açıl, dökül. Konuşmak istemiyorum. Hadi konuş. Ne yaptı sana bu adam? Sizin özel hayatınıza karışsam nasıl hissederdiniz? Nefret ederdim. Nişantaşı. O yüzden benim bir özel hayatım yok. Derideki lezyonlara biyopsi yapacağım. Yap, yap. Babana haksız çıkar. Her şey hallolur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.